Gürek tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Soruşturma savcısı Gökalp Kürkçü şüpheli sıfatıyla ifadesini aldığı Akgürek'e 4 saatte 17 soru yöneltti. Akgürek savcının 17 sorusunu 15 sayfada yanıtladı. Savcı Kürkçü ifadesi alınan dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın ifadesini okuyarak sorular sordu. Cinayetin çözülmesine yardımcı olmadığı iddialarının gerçeğe aykırı olduğunu, olaydan sonra bakanlarla birlikte olay yerine gittiklerini belirten Ramazan Akgürek, yalnızca olay öncesi istihbari bilgilerle desteklemek olan görevimin ötesinde adli işlemlerde de dairemin desteğini vermek üzere İstanbul'dayım dedi. Görevimi layıkıyla yaptığım kanaatindeyim ifadelerini kullanan Akgürek'in ayrıca Cerrah'ı kastederek kendisine tüm bilgiyle destek olan Ramazan Akgürek'i suçlayarak kendini kurtarmaya çalışmaktadır dediği öğrenildi. Akgürek'in ifadesinde ayrıca Yasin Hayal'in Dink'i öldürme kararlılığı İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'a gönderilmiştir. Uzun haberi anında İstanbul Emniyeti ile paylaşmış olsaydı cinayet önlenmiş olacaktı dediği belirtildi. Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği ihmali davranış sebebiyle ölüme sebebiyet vermek, resmi evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma iddiasıyla Akgürek'i tutukladı.